Profesör Doktor Sedat Laçiner'in Bahoz Erdal vuruldu mu? başlığını verdiği yazısını sunuyoruz. Devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı Cumartesi günü Fehman Hüseyin'in kod adı Bahoz Erdal Suriye'de öldürüldüğü haberini geçti. Habere göre Bahoz Erdal'ı Suriye Tel istugayları Tugayları Himo beldesinden Kamışlı'ya giderken yolda araç içinde havaya uçurmuş. Araçta Bahoz Erdal'ın korumalarının da olduğu söyleniyor. Haberde araçta ölen sayısının 8 olduğu belirtiliyor. Bir araç için çok yüksek bir sayı yani rakam çelişkili geldi. Yine de detayları bilmek için henüz erken. Haberi ilk duyduğumda şüpheyle yaklaştım. Bunu CNN Türk Canlı yayınında da çok net bir şekilde ifade ettim. Çünkü Bahoz Erdal'ın öldürüldüğüne dair geçmişte de haberler yayılmış ancak yanlış çıkmıştı. Bahoz Erdal veya Fehman Hüseyin'in PKK'nın en önemli isimlerinden. Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi örgütün en tepe isimleri arasında. Hatta belki de onlardan bile daha önemli. Çünkü yıllardır terör örgütünün silahlı kolu HPG onun kontrolü altında. Hatta 2004-2009 arasında doğrudan silahlı birimin yönetimi Bahoz Erdal'daydı. Fehman Hüseyin Türkiye kökenli değil, Suriyeli. 1991'de örgüte katıldı ve örgütün Kandil'de yaptığı 8. kongrede başkanlık konseyine seçildi. Bahos, PKK'nın Şahin denen katıksız savaş yanlısı isimleri arasında. Hatta devletle görüşmeler yapılırken buna karşı çıktığı, bazı yumuşama girişimlerini bizzat yönettiği, silahlı saldırılarla sabote ettiği biliniyor. Geçitli saldırısı bunlardan biri. Ayrıca Bahoz Erdal en tehlikeli teröristler listesinin tepesindeydi. Yani öldürülmesi haberi doğruysa Türkiye ve PKK açısından büyük haber. Ancak Genelkurmay henüz haberi doğrulamış değil. Hükümetten yapılan ilk açıklamadaysa net bir bilgi yok. PKK ise kendisine yakın sitelerde haberi yalanlıyor. Ne var ki yalanlama haberlerinde Bahoz'un bugüne ait fotoğraflarını değil 4 yıl önceki fotoğraflarını kullanıyorlar. Bu da PKK'nın yalanlamasını zayıflatıyor. Öte yandan Diken haber sitesinin ulaştığı Suriye Kürt güçleri yöneticileri Bahoz Erdal'ın Suriye'de olmadığını, Kandil'de olduğunu iddia ediyorlar. Kısacası birkaç gün haberin doğruluğu tartışılacaktır. Türkiye yaklaşık bir yıldır teröristlerle mücadele ediyor. Başından beri söylüyorum, çözüm süreci yanlıştı. Ancak şu an izlenen yöntem de bir o kadar yanlış. İfratsa, ifratla tefrit arasında gidiyoruz. Öfkeyle veya bir anlık kararlarla hareket ediyoruz. Bir yıldır mahallelerde, şehir merkezlerinde, kasabalarda topla tüfekle savaş veriliyor. Jet uçaklarımız Irak'ta PKK mevzilerini vuruyor. Yapılan basın açıklamalarına göre 7 binden fazla PKK'lı öldürülmüş. Bazen gazetelere bir ilin sorumlusunu veya bir bölge sorumlusunun da öldürüldüğü haberi yansıyor ve bu haberler büyük başarı olarak paylaşılıyor. Kimsenin emeğini hafife almıyorum. Ancak terörle değil de sadece teröristle mücadele ederseniz bunun sonu yoktur. Sadece teröristle mücadele etmek dipsiz kuyuya su doldurmaya benzer. Sonu gelmez. İkinci olarak teröristle mücadele bu şekilde olmaz. Böyle devam ederseniz örgüt ne kadar zarar alırsa alsın her ölüm gelene geleceğe dönük terör yatırımına dönüşür. Öldürdüğünüz terörist sayısı 7 binden 17 bine çıkar sorun küçülmez. Tam aksine büyür. Peki teröristle mücadele nasıl olmalı? Terör örgütüne karşı mücadele öncelikle tepe yöneticilerini hedef almalıdır. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan gibi en 50 en az kişilik bir listeniz olmalı ve o listeden olabildiğince çok ismi yakalamanız veya etkisiz hale getirmeniz gerekir. Başarıda esas ölçüt budur. Özellikle ilk 5 yöneticiyi etkisiz hale getirdiğinizde örgütte ciddi iç hesaplaşmalar, parçalanmalar ve zayıflamalar başlar. Amerika ve İsrail gibi devletler bu işi istihbarat birimleriyle veya bu işlere özel askeri birimleriyle yaparlar. Tüm mücadele örgütlerin merkezine yani tepe yöneticilerine yoğunlaşır. Burada örtülü operasyonların özel bir yeri vardır. Mesela Amerika gecenin bir vakti örgüt liderini yatağında vurmak için özel birimlerle uydu ve insansız hava araçları desteğinde operasyonlar yapabilmektedir. Usama Bin Laden'in ailesiyle birlikte kaldığı yerde hiç ummadığı bir anda adeta avlanması bu tür operasyonlara iyi bir örnektir. Örgüt liderlerini etkisiz hale getirmek havadan bombalayarak veya karadan genel operasyonlarla olmaz. Bu iş daha öte bir maharet ve uzmanlık gerektirir. Lider kadronun ele geçirilmesi, örgütün vücut kısmı ile uğraşmayı bırakıp doğrudan kalbe veya beyne ulaşmak gibidir. Türkiye'nin bu açıdan karnesine baktığımızda pek de başarılı olamadığını görürüz. Örgütün lideri olan Abdullah Öcalan Amerikalılar tarafından yakalanıp Türkiye yetkililere teslim edildiği 15 Şubat 1999 gününe kadar yaklaşık 30 yıl boyunca başına hiçbir şey gelmeden yaşamayı başarmıştır. Aynı şekilde örgütün şu anki yöneticilerinden Murat Karayılan neredeyse 50 yıldır yani yarım asırdır elini kolunu sallayarak gezmekte burnu bile kanamamaktadır. Cemil Bayık için de durum böyledir. Peki o zaman güvenlik güçleri kimleri öldürüyor? Ölenler içinde elbette orta düzeyde önemli isimler de var. Ancak PKK Bir Çocuk ve Genç Örgütü. Örgüte katılım yaşı 9'a kadar düşmüş durumda. Örgüt militanlarının yarıdan fazlası 18 yaş altı kişiler. Hava saldırılarında daha çok bu kişiler hedef oluyor. Kent ve kasaba çatışmalarına karışanların başında tecrübeli teröristler var. Ancak sokak çatışmalarında hayatını kaybedenler, örgütün kolayca feda edebileceği, ölümünden zarar değil fayda umduğu kişiler. Örgüt istiyor ki her yerde kan aksın. 7 bin değil 77 bin insan ölsün. Ölsün ki bölgede herkes acıya ortak olsun ki isyan etme noktasına gelsin. Özetleyecek olursak Bahoz Erdal'ın ölüm haberi doğruysa bu büyük bir haberdir. Hem PKK içinde dengeleri değiştirir hem de Türkiye açısından büyük bir kazanım olur. Örgüt bu tür kişilerin kaybıyla yapısal değişikliklere uğrar. Eğer yönetim kadrosunda ölümler artarsa örgüt anlaşmaya bile zorlanabilir. Ancak Bahoz Erdal öldürülmüş olsa bile bunun tesadüfen olmuş olması PKK ile mücadelenin tesadüflere bağlı kalması demektir. Eğer işin içinde Türkiye varsa bu da yine birkaç gün içinde çıkar. PKK çapında bir terör örgütüne karşı mücadele büyük oyundur. Büyük oyunsa piyonları etkisiz hale getirerek bitirilemez. Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır başaramadığı işte budur, diyor. Profesör Doktor Sedat Laçiner haberdar.com'daki yazısında